Merhaba arkadaşlar, hasar analizi konusuna bu bölümle birlikte başlıyor olacağız. Öncelikle şunu ifade edelim arkadaşlar, biz mühendisler, teknikerler ya da mühendis ve tekniker adayları hepimiz birer teknik insanlarız ve bizim bir amacımız var arkadaşlar. Biraz bundan bahsedersek, birçok farklı sektörde farklı amaçlara hizmet eden ürünler üretiyor, ürünler geliştiriyor olabiliriz. Çeşitli kullanım şartlarında bunları kullanmaya başlıyor olabiliriz veya son kullanıcılar bizim tasarladığımız, ürettiğimiz ürünleri kullanıyor olabilirler. Bir otomobil parçası tasarlıyor veya üretiyor olabiliriz. Bir çelik konstrüksiyon tasarımı, bir işte köprü inşası, havacılık, savunma sanayi gibi birbirinden çok farklı birçok alanda üretimde, tasarımda, ürün geliştirme veya Ar-Ge kısmında faaliyetlerimiz olabilir. Tüm bu çalışmalarda en genel amacımız nedir dersek arkadaşlar, işletme koşullarında hasara uğramayacak bir ürün ortaya koymaktır. İşte çalışmalarımızın her aşamasında kritik bir sorumuz var arkadaşlar. O soruya bakarsak bizim en kritik sorumuz, tasarımımı yaptığım ürün, tasarımı üzerinde çalıştığım ürün kullanım koşulları altında hasara uğrar mı? Böyle bir durum var mı arkadaşlar? Bunun cevabını ararız aslında. Bu soru çerçevesinde işte tasarımlarımız olsun, malzeme seçimlerimiz olsun, işletme koşullarına göre analizlerimizi, simülasyonlarımızı, uygun üretim metodolojisini, gerekiyorsa işte bir ısıl işlem söz konusuysa doğru ısıl işlem proseslerini planlıyor olacağız arkadaşlar. Bizim bu kısımdaki en büyük amacımız ihtiyaca tam uygun ürünleri ortaya koyabilmek. İster tasarım kısmında olalım, ister üretim kısmında veya kalite kısmında olalım. Yani ortaya koyduğumuz ürün kendisinden beklenen şartları çalıştığı işletme koşulları içerisinde yerine getirmesi gerekiyor. İşletme koşulları değişebilir. Bazı parçalar sıcak ortamda, bazıları soğuk ortamda. Bazıları çok eksenli yüklemelere, bazıları tek eksenli yüklemelere. Bazıları tekrarlı yüklemelere, bazıları işte statik yüklemelere veya dinamik yüklemelere maruz kalabilir. Bazıları korozif ortamda çalışıyor olabilir. Tüm bu işletme koşullarında ondan beklenenleri tasarladığımız veya ürettiğimiz ürünlerin yerine getirmesini istiyoruz. Tüm mühendislerin cevaplaması gereken en kritik soru budur diyoruz arkadaşlar. Bu soruda hasar kelimesi kritik öneme sahip. Ürün geliştirme, tasarım, Ar-Ge ve üretim gibi çalışmalarımızın tüm safhasında amacımız nedir? Hasara uğramayacak bir ürünü ortaya koymamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi teknik insanlar olarak bu sorunun cevabını net olarak ne yapmamız gerekiyor? Verebilmemiz gerekiyor. Ürünümüz çalışma koşullarında şu kadar süre hasara uğramadan çalışacaktır şeklinde net olmamız gerekiyor. Bunun için ne yapacağız? Doğru tasarımları ortaya koymamız gerekiyor. Doğru malzeme seçimlerini yapmamız gerekiyor. Doğru imalat yöntemlerini, kalite standartlarını uygun bir şekilde kullanıp parçalarımızı üretmemiz, proseslerimizi o şekilde kurgulamamız gerekiyor. Kullanıma aldığımız parça öngörülen hasar ömrü boyunca herhangi bir sıkıntı olmadan, herhangi bir hasara uğramadan ne yapması gerekiyor? Çalışması gerekiyor. Bizim de beklentimiz ve çalışmalarımız aslında bunun üzerine. Günümüze baktığımızda mevcut dünyamızda yapılarda hasar oluyor mu peki? Evet, maalesef olabiliyor arkadaşlar. Bunun birçok nedenini bu bölüm içerisinde de zaten detaylarıyla konuşuyor olacağız. Bu noktada biz de bu hasarları inceleyip işte kök nedenlerini tespit edip bu olaylar üzerinden veriler toplayarak gelecekte yapacağımız tasarımları, imalatları bunlardan aldığımız veriler ışığında ne yapıyoruz? İyileştiriyoruz arkadaşlar. Oradan aldığımız öğrenilmiş derslerle yeni yaptığımız tasarımlarda ne yapıyoruz? Gereken önlemleri alıyoruz. Bu noktada hasar analizi çok kritik öneme sahip bir konu. Bu alanda işte yetkin birisi olmak bize gerçek anlamda değer katacaktır. Bunun altını çizelim. Bu bölümle birlikte bu konuya bir giriş yapıyor olacağız. Bu bölümde öncelikle temel tanımlardan başlayacağız arkadaşlar. Hasarın ne olduğu, hasarın nelerden kaynaklandığı gibi kısımlara bakıyor olacağız. Genel olarak bu eğitimin içeriği, bu bölümün içeriği metalojik açıdan malzemelerde görülen hasarlar üzerine olacaktır.
Kritik kelime ne demiştik? Hasar demiştik. Peki hasar nedir? İsterseniz bundan öncelikle başlayalım. Hasar genel olarak herhangi bir olumsuz durumun meydana getirdiği zarar olarak tanımlanabilir arkadaşlar. Malzemeler bazında bunu incelediğimizde ürünümüzün kırılması, ürünümüzün işte aşınması veya korozyona uğrayarak kullanılmaz hale gelmesi, bunların hepsi aslında hasar çerçevesi içerisinde değerlendirilebilir. Peki hacimsel kusurlar işte genelde kaynaklı imalat, döküm gibi imalat prosesleri esnasında karşımıza çıkarlar ve ürünün kalitesinin kullanılmayacak seviyede bozarlar. Döküm parçalarda işte gözenek olması, çatlak olması, kaynaklı parçalarda yanma çentiklerinin olması, daha sonra boşlukların, çatlakların olması kullanım esnasında bu parçaların kırılmasına, hasara uğramasına neden olabilecek unsurlardır diyebiliriz. Şimdi hasarın ne olduğunu ifade ettik. Hasar analizi çalışmalarında yararlandığımız bir aracımız var. Bu araç aslında tersine mühendislik konusu. Peki nasıl yararlanıyoruz bu konudan dersek, hasar analizi uzmanı olarak bir hasar üzerinde çalışırken bizim sorduğumuz bazı sorular var. Bu bazı sorulardan 3 tanesi temel soru arkadaşlar. Bakın, yapı hasara uğramış, kırılmış, kopmuş vesaire olmuş. Bizim 3 tane sorumuz olacak. Bu sorular neler? Bu durum neden ortaya çıkmış? Böyle bir durum neden gerçekleşmiş? Bu durum nerede ortaya çıkmış? İşletme koşullarında hangi durumda çalışırken mi vesaire nerede ortaya çıkmış? Ne zaman ortaya çıkmış? 3 tane neden, nerede ve ne zaman gibi 3 temel soru çerçevesinde biz aslında bütün hasar analizi çalışmalarımızı şekillendiriyor olacağız. Tabii ki başka soracağımız sorular olacak ama bu 3 temel soru bizim için çok önemli. Biz hasar analizinde malzemelerin meteorolojik olarak geçirdiği olaylar üzerinden bu değerlendirmeleri yapıyor olacağız. Yani örnek olarak bir makinemiz var, çalışıyor ve bir makine üzerindeki parça kırıldı, hasara uğradı. Bunun sonucunda bir zarar ortaya çıkacaktır, değil mi? Bir hasarlanma olduğunda bunun sonucunda peki karşımıza hangi senaryolar çıkabilir dediğimizde karşımıza çıkacak senaryolar belli. Bu şekilde 3 tane senaryo karşımıza çıkabilir. İlk senaryomuz yapı kullanılmaz hale gelir. İşte diyelim ki bir piston kolu kırıldı. Ne olacak? O piston artık çalışamayacak, değil mi? Bu durumda makina veya ekipman veya kullandığınız cihaz tamamen kullanıma kapalı hale gelecektir arkadaşlar. Piston kolu kırıldı. Onu artık kullanma imkanımız var mı? Hayır, yok. İkinci durum ise kullanabiliriz fakat normal performansından daha düşük bir performansta, yani işletme koşullarındaki çalışma kabiliyetini düşürmek zorunda kalırız. İşte %100 hızla çalıştırmazsınız, %50 hızla çalıştırırsınız gibi bunu düşünebilirsiniz. Yani bir diyelim ki çatlak keşfettik parça üzerinde. Parça çalışmaya devam ediyor ama bu çatlağın kırılmaya gitmemesi veya bir miktar daha geç gitmesi için parçanın çalışma hızını ya da yükleme miktarlarını ne yapıyoruz? Düşürmek zorunda kalabiliyoruz. Burada tabii bu hasarla birlikte bu parçanın ömrü ne kadar kısaldı, bununla ilgili bir çalışma yapmamız gerekecektir. Eninde sonunda ne olacaktır? Orada da bir hasara uğrama yaşanacaktır. Bir diğer ihtimale baktığımızda hasar vardır fakat parça hala kullanılabiliyordur ama bu kez bir örneğin iş güvenliği riski olabilir, değil mi? Bu gibi durumlar karşımıza çıkabilir. Senaryolar bunlardır arkadaşlar. Hasar analizi uzmanı olarak da bu senaryolar üzerinde değerlendirmeler yapıyor olacağız. Baktığımızda hasarı tarif ettik. Peki hasar analizi nedir dediğimizde ortaya çıkan bir hasarın incelenmesi, yani olay olmuş bitmiş, parça kırılmış. Bundan sonra hasar analizinin uzmanının görevi başlıyor. Hasarın oluşumuyla ilgili gerekli verileri topluyor, yani bir inceleme yapıyor ve hasarı meydana getiren durumun tespit edilip raporlanması işlemi, yani bir kök neden analizi ve bu hasar neden meydana çıkmış, bunun raporlandığı bir dokümanı hasar analizi uzmanı ortaya koymakta. Peki
Bazı durumlar var, bazı sorularımız var. Hasar analizi neden önemlidir? Hasar analizi neden önemlidir dediğimizde aslında buradan birçok öğrenilmiş ders çıkartıyoruz ki önümüzde yeni yapacağımız tasarımlarda da bunlar ne yapıyorlar? Bize aslında ışık tutuyorlar arkadaşlar. Hasar analizi çalışmaları ile hasarı meydana getiren mekanizmanın kök nedenleri tespit edilir. Yani bu durum neyden meydana geldi? İşte hatalı malzeme seçiminden meydana geldi. İşte döküm prosesinin uygun olmayan parametreler içerisinde yapılmasından dolayı meydana geldi. Veya işte kaynaklı bir parça ince taneli yapı çeliği kaynak esnasında tane irileşmesi yaşanması nedeniyle bu hata meydana geldi gibi sebepleri biz burada nedenleri ortaya koymuş olacağız yaptığımız çalışmalarda. Bu şekilde bu hasarın ileride tekrar etmemesi için proaktif bir aksiyon almamızı sağlar. Biz buradan öğrenilmiş derslerimizle ilgili bir dokümantasyon tuttuğumuzda artık gelecekte yapacağımız çalışmalarda bu bir üretim prosesi olabilir, bu bir tasarım olabilir. Ne yapıyoruz? Önlemimizi bu şekilde almış oluyoruz. Hasar analizinin amacı neydi? Hasar analizinin amacı hasarı meydana getiren kök nedeni tespit etmek. Amacımız bu. Ve bir daha olmasını engelleyici aksiyonlar olmamasını engelleyerek gerekli aksiyonları almaktır. Yani işin proaktif tarafında olmaktır arkadaşlar. Reaktif neydi? Yangın çıktı, söndürdünüz. Bir daha çıkmaması için önlemleri aldınız. Proaktif nedir? Daha yangın çıkmadan yangını çıkartacak riskleri ortadan kaldırarak onun hiç olmamasını sağlamak. Yani bizim de günümüzde en büyük amacımız ister tasarımda olsun, ister proseste olsun proaktif tarafta kalmak. Bunun için zaten çalışmalarımızı yapıyor olacağız. Bu bölümle birlikte hasar analizine bir giriş yapmış olduk. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.